Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Android telefonlarda otomatik tıklama nasıl yapılır bunu göreceğiz. Arkadaşlar videolarımıza çok az beğeni geliyor. Eğer video faydalı olursa videoyu lütfen sağ alttan beğenmeyi unutmayın. Hemen işlemlere geçelim. Öncelikle videonun açıklama kısmındaki linkten otomatik tıklama APK dosyasını indirin. İndirdikten sonra bu APK dosyasını telefonunuza kurun. Buradan yükle diyelim. Sonra buradan aç diyelim. Programı açtıktan sonra bizden izin istiyor. Buradan tamam diyerek ilgili izni verelim. Auto clicker diyor. Bunun üzerine dokunarak buradan açık yapalım. Ve alttan izin ver diyelim. İznimizi verdik. Buradan geri gelelim. Tekrar geri geliyoruz. Uygulamayla tek bir noktaya veya birkaç noktaya tıklama yaptırabiliyorsunuz dostlar. Üst taraftaki tek hedef modundan tek bir yere tıklattırabiliyorsunuz. Hemen altındaki çoklu hedef modundan da birden fazla noktaya tıklama yaptırabiliyorsunuz dostlar. Tek hedef modunun ayarları da bu şekilde. Her bir tıklama aralığını kendiniz buradan belirleyebiliyorsunuz. Bakın şu anda 100 milisaniye demiş. Buradan bunu 100 saniye veya dakika yapabiliyorsunuz. Tabi buradaki 100'ü kendiniz değiştirebilirsiniz. Mesela 1 diyeyim ben. 1 dakika oldu şu anda. 1 saniye oldu. 1 milisaniye demiş. 40 milisaniyenin altı iyi değil diyor. Cihazınıza bağlı olarak cihaz donabilir diyor. Yani 40 milisaniyenin altı girmeyin buraya dostlar. Minimum 40 girin. Hemen altında da uygulamanın durdurma koşulunu seçiyorsunuz. Örneğin süresi çalışsın diyebilirsiniz. Veya 5 dakika çalışsın diyebilir. Veya 10 kere çalışsın diyebilirsiniz dostlar. Uygulamanın tek hedef modu ayarları bu şekilde. Geri geldiğimiz zaman çoklu hedef modu var. Buradan onun ayarlarına bakalım. Yine aynı şekilde buradan gecikmeleri kendiniz belirleyebiliyorsunuz dostlar. Hemen alt tarafında da kaydırma süresi var. Bunları buradan kendiniz değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz uygulamanın kullanımına geçelim. Nasıl kullanılıyor hep birlikte görelim. Mesela şu anda tek bir noktaya tıklayalım. Üstten tek hedef modunu etkinleştir diyoruz. Etkinleştir deyince karşımıza bu ikon geldi. Buradaki hedefi uygulamanın nereye tıklamasını istiyorsanız oraya getiriyorsunuz. Mesela ben buradaki 3 noktaya tıklamasını istiyorum. O yüzden buradaki 3 noktanın üzerine bu işareti getiriyorum dostlar. Getirdikten sonra şuradaki ayarlar işaretinden de gerekli ayarları yapabiliyorsunuz. Örneğin ben buradan bir kere tıklasın diyebilirim. Şu döngüyü 1 yapayım. Sonrasında alttan kaydet diyorum. Şu anda uygulama o 3 noktaya bir kere tıklayacak ve sonrasında duracak. Buradan play tuşuna bastığım zaman uygulama otomatik tıklamaya başlıyor dostlar. Gördüğünüz gibi bir kere dokundum ve 3 noktaya kendisi dokundu. Tekrar göstereyim. Tek hedef modu bu şekilde. İsterseniz çoklu hedef moduna bakalım. Çoklu hedef modu nasıl çalışıyor? Onu da birlikte görelim. Tek hedef modunu kapatalım. Çoklu hedef modunu etkinleştirelim. Uygulamanın kendi sayfasından çıkalım. Mesela şu anda internet tarayıcısını açsın. Şöyle sayfa aşağı kaydırsın dostlar. Ekran aşağı kaydırdıktan sonra bakın alt tarafta da şöyle bir ikon var. Buraya tıklayınca yan menü açıyor. Uygulamaya şimdi bunları yaptıralım. Artı ikonundan tıklama hareketlerini ekleyebiliyorsunuz. Öncelikle tarayıcıyı açacak. Yani buradaki biri Google Chrome'un üzerine getirdim. Burada yapmamız gereken bir ayar daha var. Uygulama Google Chrome'u açtığı zaman biraz beklemesi lazım. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz dostlar. Buradaki birinin üzerine tıklayarak bir sonraki tıklamayı kaç saniye sonra yapacağını kendiniz belirleyebiliyorsunuz dostlar. Ben bunu 5 saniye yapacağım. Buradan 5 saniye yaptım. Sonrasında tamam diyorum. Şu anda uygulama Google Chrome açacak ve 5 saniye bekleyecek. Google Chrome açtıktan sonra da sayfa aşağı kaydırmasını istiyoruz dostlar. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Burada artının üzerine basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuğunuz zaman karşımıza bu şekilde bir işaret geliyor. Bu işaret kaydırma yönünün ne tarafa olacağını belirliyor. Mesela şu şekilde yaptığımız zaman uygulama 2'nin olduğu yerden şu şekilde sayfaya kaydıracak. Şu şekilde tam tersi yapsaydım 2'yi yukarıya getirip burayı da aşağı alsaydım uygulama şu şekilde sayfayı yenilecekti. Yani şöyle yapardı. Sayfayı yenilerdi büyük ihtimalle. Ama biz sayfayı aşağı kaydırmasını istiyoruz. O yüzden bunu bu şekilde ayarlamamız lazım. 2'nin bulunduğu yerden bu şekilde yukarı kaydıracak. Bir de sağ alt köşedeki ok işaretine tıklasın. Bu şekilde yan menüyü açsın. Bunun için yine artıya tıklıyoruz. Artıya tıkladıktan sonra buradaki rakamı tıklayacağı yere getiriyoruz dostlar. Tabi bu kaydırma işleminden sonra yine biraz beklemesi lazım. O yüzden 2'ye tıklayarak buradaki bekleme süresini arttıralım. Bunu da 5 saniye yapayım. 5 tane yaptım. Tamam diyorum. Uygulama şu anda Google Chrome açacak. Sayfayı aşağı kaydıracak. Ve 5 saniye sonra şuradaki yan menüyü açacak. İsterseniz test edelim. Bakalım şu an çalışıyor mu? Hep birlikte görelim. Şu anda Google Chrome'dan çıkayım ben. Şöyle çıktım. Buradan başlat diyelim. Google Chrome açtı. 5 saniye bekliyor. Sayfayı aşağı kaydırdı. Yine 5 saniye bekliyor. Ve gördüğünüz gibi sağ taraftaki menüye tıkladı dostlar. Uygulamanın kullanımı oldukça basit. Bu yaptığınız tıklama kaydını da ayarlar bölümünden kaydedebiliyorsunuz. Buradaki ayarlara girerek sağ alt köşeden kaydet dediğiniz zaman bu tıklama kaydı kaydedilmiş oluyor. Aynı zamanda ayarlardan tıklamanın adını kendiniz belirleyebilirsiniz. Şu anda config 0 yazmış. Tekrar girdiğimiz zaman config 0 kaydına kolayca erişebiliriz. Uygulamayı açtığınız zaman bakın alt tarafta yapılandırmaları yönet yazıyor. Bu kısımda kaydettiğiniz kayıtlar gözüküyor. Buradan başlama tuşuna bastığınız zaman da uygulama otomatik olarak tıklamaya başlıyor dostlar. Gördüğünüz gibi uygulamanın kullanımı oldukça basit. Eğer aklınız takılan veya yapamadığınız bir olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa videoyu sağ alttan beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.